Selamun aleyküm. Ben Şeyda Apaydın. Diyanet 4-6 yaş öğreticisiyim. Bir video serimize başladık. Okul öncesi dönemde çocuklarımıza din eğitimini nasıl verebiliriz adlı. Birinci serimizde Allah'a imanı konuşmuştuk. İkinci videomuzda ise peygamberleri inşallah konuşacağız. Tabii ki çocuklarımıza 4-6 yaş döneminde artık Allah inancını yavaş yavaş anlatmaya başladıktan sonra ikinci kadem olarak da peygamber hayatları geliyor. Peygamberleri tanıtmak geliyor. Şimdi peygamberler konusunda şu anda farklı düşünceler mevcut. Yani peygamber hayatlarını 4-6 yaş çocuğuna hiç anlatmayalım diyenler de var. Ortada kalanlar anlatalım ama kıvamlı anlatalım, derinlere inmeyelim, yaşına göre anlatalım diyenler de var. Veya da olduğu gibi çocuğa anlatalım, verelim diyen bir kısım da var. Yani burada çok farklı düşünceler olduğunu göreceksiniz araştırma yaparsanız. Bunun daha tam bir netlik kazanmış durumu yok. Ama biz ne yapıyoruz? Bence orta yol, daha mutedil, daha güzel olanı biraz biraz veriyoruz. Derine inmiyoruz. Tam da alması gerektiği gibi vermek istiyoruz. Şimdi peygamberler dediğimizde çocuğa peygamber kavramını nasıl anlatabiliriz? Peygamber bizler için de bir rehberdir değil mi? Bir kılavuzdur. Dinimizi bize gösteren, anlatan, takıldığımız konularda sorabileceğimiz sahabeler döneminde bir yetkili merciydi peygamberler. Peygamber Efendimiz veya diğer peygamberler. O yüzden biz de çocuğa tabii ki bunu olduğu gibi anlatabiliriz. Yani peygamber kavramının Allah'ın görevlendirdiği, insanlara rehber olmasını sağlayan kişi. Bunun içinde biz şöyle oyunlardan yararlanabiliyoruz. Mesela bir sürpriz yumurtanın içerisinden çıkan oyuncak ve o oyuncağın bir kullanma kılavuzu var değil mi? Bu kullanma kılavuzunu peygambere benzetip işte buradaki kılavuz gibi nasıl bu oyuncağı buna bakarak yapabiliyorsak biz de dinimizde birçok şeyi, namaz kılmayı, ibadet yapmayı, aklımızın takıldığı yerleri sormak için peygamberlere başvuruyoruz. Onlar bize yol gösteriyorlar olarak anlatıyoruz. Böyle biraz daha somutlaştırarak anlatıyorduk yani sınıflarımızda. Bu şekilde peygamberler tarihleri aslında Diyanet'in müfredatında 4-6 yaş çocuklarına tam olarak böyle peygamber hayatı olarak verilmiyor. Mesela Hazreti Eyüp peygamberin sabrı, işte böyle çok ufak ufak kesitler veriliyor. O yüzden hani burada da gerçekten peygamberler tarihini baştan sona Hazreti Adem'den başlayıp sonuna kadar gelmek gibi bir niyetimiz bizlerin yok. Sadece çocuğun yaşını kaldırabileceği, en anlayabileceği kısımları anlatmak yeterli olacaktır. Şu an için 4-6 yaş dönemi için. Bu tabii yaşı ilerledikçe bunlar açılıp daha da ayrıntıya girmeye başlanabilir. Peygamber kıssalarında mesela nelere değinmememiz lazım? İlk başta nelerin değinirsek çocuk için ağır olacağından bahsedeyim. Mesela Hazreti Yusuf peygamberin kuyuya atılması, kardeşleri tarafından haksızlığa uğraması. Bunları çok fazla anlatma taraftarı değiliz. Genel olarak birçok hocamızın da uyguladığı budur. Çünkü yani biraz evet, sonuçta hayatın gerçekleri var. Hayatta böyle şeyler yaşanıyor. Ama bu 4-6 yaş çocuğunu kaldıracağı bir durum değil. Veya da işte Hazreti Eyüp peygamberin mesela hastalığından bahsediyoruz ama çok ağır hastalandığından ileri derecede anlatmıyoruz. Bu gibi peygamberler dediğimizde onların mucizevi kısımlarından ziyade aslında çocuğa ne katabilir, ne öğretebilir? Bu kısımla biz ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu kısımları bulup onları aktarmaya çalışıyoruz. Yoksa anlattığımız bir şey çocuğa hiçbir şey katmayacaksa, onun aklını bulandıracaksa, yani onu anlatıp da çocuğa kafa karışıklığı yapacaksak, çok da anlatmanın şu an için bir önemi yok. Daha ileriki yaşları tercih edebiliriz. Çocuklar hikaye dinlemeyi seviyorlar. Hikayeleşmiş şeyleri ve böyle mucizevi şeyleri hoşlanıyorlar. Zaten izledikleri çizgi filmlerden, animasyonlardan birçoğunda görebilirsiniz ki çizgi film ve bu tür şeyler tamamen süper güçler üzerine kurulu. Aslında çocuklar bunlara alışıklar. Fakat o bir çizgi film. Çocuk bunun çizgi film olduğunu çoğunlukla, çoğu çocuk bilir bunun çizgi film olduğunu ve
gerçek olmadığını. Tabii bazen karıştıran çocuklar da olabiliyor, gerçek sanabiliyor. İşte bizler hani sonuçta kendi çocuğumuza eğitim veriyorsak, evde birebir eğitim veriyorsak tamam, çocuğumuzu iyi tartıp ölçebiliriz. Ama bir üreticiysek ve sınıf ortamında bu eğitimi veriyorsak, şimdi her çocuğu ayrıntısıyla bir anne gibi bilmiyoruz. O yüzden anlattığımız bir şeyin çocukta ne kadar ne etki yapacağını bilmiyoruz. O yüzden biz de genelde hep genelden baz alarak çıkıyoruz. Bundan dolayı evet biz peygamber hayatları ile ilgili bir olağanüstü bir mucizeyi çocuğa aktarırız. Aktarabiliriz. Buna da bir Müslüman olarak hakkımız vardır. Çünkü mucizeler yaşanmıştır ve gerçektir. Buna inanıyorsak bunu aktarmaya hakkımız var. Fakat bunu aktardığımızda çocukta ters etki yapacaksa hiç de gereği yoktur şu an için dediğim gibi. Şimdi peygamberimiz, peki peygamber efendimizin hayatından neler anlatabiliriz? Anlatacağımız çok şey var aslında. Biz peygamberimizin zaten Müslümanlar olaraktan hep ahlakını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Her ne kadar 4-6 yaş öğreticisi olsam da Kur'an kursu hocası geçmişinden gelen duygularla da şunu söylemek isterim ki zaten yetişkinler olarak da bizler peygamberlerin çok fazla mucizevi kısımlarına ve onların gerçek hayattaki bize öğretilerine değil de başka şeylere çok fazla ilgi duyduğumuzda zaten peygamberlerin bize vermek istediği mesajı da kaçırabiliyoruz. Yani peygamberimiz aleyhisselamla ilgili özellikle onun aile hayatını, çocuklarla ilişkisini, eşlerle ilişkisini anlatmadan, bilmeden sürekli mucizeleri de anlatılırsa bu zaten yetişkinlerde de garip bir şey ortaya çıkıyor. Ben mesela Peygamber Efendimiz'i kadınlara, yetişkinlere anlatırken o kadar çok ailesinden bahsederdim ki kadınlar şaşırırlardı. Nasıl hani Peygamberimiz böyle mi davranıyormuş eşine, çocuğuna hayret ederlerdi. Çünkü duymamışlar, bilmemişler. Yıllarca sadece mucizevi kısmı anlatılmış. Bu da yani bizim asıl sıkıntımız aslında burası. Yetişkinlere ben bunu söylüyorum. Lütfen zaten yani sürekli oralara takılaraktan hani bizim belirli bir zaten yaş grubumuz buna çok alışık, çok müsait. En azından gelecek neslimizi daha çok peygamberimizin ahlakı, davranışları, aile, çocuk, doğa sevgisi, doğaya olan iletişimi, adaleti, ticaretini dahi anlatabilirsiniz peygamberimizin. Belki onu örnek alır, ona göre bir ticaretçi olur büyüyünce, iş ahlakı. Ama lütfen sadece mucizelere odaklanıp asıl mesajı kaçırmayalım. Şimdi Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerin hayatları ile ilgili ben en kolay yol olarak kitap okuyordum öğrencilerime. Kitap okumak çünkü kitapta sonuçta bir uzman tarafından yazılmış, süzgeçten geçirilmiş. Tabii ki bizim de yine süzgeçten geçirip araştırmamızı yapmamız lazım ama genel olarak tavsiye edilen bazı kitaplar var. Benim de şu an ben inşallah bu videoda da size bazı kitapları tavsiye edeceğim. Bundan dolayı kitapları okumak daha kolay olacaktır. Özellikle evde eğitim veren annelerimiz için veya anlatmakta zorlanan öğreticiler veya işte ebeveynlerimiz için kitabı okuduğumuzda zaten çocuk onun akışı içerisinde onu bayağı bir anlayacak ve ne olduğunu kavramaya başlayacaktır. Şimdi ben birçok kitap serisi tabii ki inceledim, baktım ama benim en içime sinen seri Peygamberler Hayatları ile ilgili Multibem'in şu Peygamberler serisi. Burada benim elime geçen 1, 2, 3, 4, 5 tane peygamber hayatı var. Yunus peygamber, Hazreti Adem peygamber, Salih, Nuh peygamber, Ev peygamber ve Yunus peygamber. O kadar seviyeli ve çocuğun anlatacağı şekilde işlenmiş ki ve içlerindeki resimler de çocukların gerçekten ilgisini çekecek. Çok böyle hoş, naif şekilde çizilmiş. Bundan dolayı ben hani orta seviye olaraktan bu seriyi kesinlikle öneririm. Bununla birlikte daha mesela küçük yaşta yani daha böyle 4-4,5 yaşındaki çocuklar için yine 5 de olabilir ama hani bu da bu seri de Mevsimler Çocuğun Peygamberler Tarihi serisi. Burada da yine sadece belirli peygamberleri almış ama daha fazla peygamberi ele almış. 8 tane peygamberi. Ve bu kitaplar da biraz daha aktivite üzerine. Yani peygamber hayatını anlatıyor
Ama daha çok mesela işte buradaki noktaları birleştir gibi hani normal aktivite kitaplarında olan çalışmalar üzerinden gitmiş. Ama yine tabii ki işlemiş peygamberin hayatını. Ama bunu biraz daha dediğim gibi aktivitelerle birleştirmiş. Bu arada şöyle bir şey de var. Bu seri yabancı bir yazarın serisi. Saadah Taib diyor yazar. Muhtemelen bunlar Malezyalılar olması lazım. Yanlış söylemeyeyim yine de ama. Evet, Malezya'dan çevrilmiş bir kitap. Yani o ülkeden yazılmış ve bize çevrilmiş bir kitap. O yüzden de hani arada böyle çevirili olan kitaplarda genelde farklılıklar olabiliyor. O yüzden yani seriyi iyice inceleyip çocuğunuza uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra uygulamanız, yapmanız daha uygun olur. Bakın Nuh peygamberi mesela anlatmış burada. Mesela bir gemi inşa ediyor diyor. Burada gemiyi boyalım diyor. Aktivite tarzı yani bunlar da. Ama renkleri böyle çizgileri falan oldukça şirin. Yani Multibem'in kitaplarına %100 şey veririm. Hiçbir sıkıntılı yer yok. Ama diğer serilerde biraz daha dikkatli olmak lazım. Yani şöyle orası hani aldığımı boşuna mı aldım bu kitabı? Hayır. Ne yaparım? Çocuğumun yaşına uygun değilse atlarım orayı. Atlayıp geçerim. Sonrasında ileriki yaşlarında tekrar orayı şey yapabilirim. Geçebilirim. Neredeydi acaba ya o takıldığım yer? Hazreti Adem peygamberin şeytan kavramı geçiyordu. Biz genelde 6 yaştan önce şeytan kavramını vermiyoruz. 7-8 daha ileriki yaşlarda hatta şeytan kavramını. Çünkü söylesen de çocuğa içeriğini nasıl anlatacaksın? Bundan dolayı şurada mesela şeytan geçmiş, yasak ağacı anlatmış. Bundan dolayı mesela ben hani oğluma okusam bunu, orayı atlarım. Benim oğlum 4 yaşında, daha yeni 4 yaşına bastı. Orayı atlarım. Çünkü desem de bir şey anlamayacaktır şeytanın ne olduğundan. Bir de asıl son olarak yine Muhtibem'in kitabı. Bu deve neden kızdı? Şimdi bu kitabı diğerlerinden ayıran özellik ne? Bakın bu da Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Ama Peygamber Efendimiz'in hayvanlarla olan ilişkisini ve onlara olan sevgi, merhametini anlatıyor. Yani yine bir peygamber tarihi aslında. Aslında işte bizim kastettiğimiz bu. Yani peygamberin hayatıyla birlikte asıl bu tarz kitaplar daha çok okunmalı ki çocuk peygamberi anlamlandırıp bir yere koyabilsin. Yani peygamber ama niçin dünyaya gönderilmiş? Ne yapıyor? Görevi ne? Mesela hayvanlarla böyle böyle davranıyor deyip anlamlandırması daha güzel olacaktır inşallah. O yüzden bu tür kitapları ben daha çok tavsiye ederim. Bu şekilde anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki seride duayı inşallah işleyeceğim. Çocuk ve dua kavramını. Yine merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara bırakıp yazabilirsiniz. İnşallah onlara da cevap vermeye çalışırız. Allah razı olsun. Hayırlı günler dilerim. Hoşça kalın.